Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Selçuk Bayraktar tarihi duyurdu. İnsansız savaş uçağı. Değerli izleyenler, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağının ilk uçuş tarihlerini açıkladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı teslimat ve mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı. Bayraktar, Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağının ilk uçuş tarihlerini açıkladı. Bayraktar açıklamasında, uçak gemilerinde kalkış ve iniş yapabilecek Bayraktar TB3 ile insansız savaş uçağı projelerimizi hızlı bir şekilde ilerletiyoruz. Bayraktar TB3, ilk uçuşunu önümüzdeki yıl, insansız savaş uçağımızda da 2023'te gerçekleştirecek ifadelerini kullandı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı projesinin 10 yıllık hayalleri olduğunu belirterek, Akıncı'yı bugün askere uğradıktan sonra çok daha büyük özgüvenle diyebiliriz ki artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz dedi. Selçuk Bayraktar, Baykar Akıncı Taarruzi insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimat töreninin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Burada edindikleri tecrübeyle insansız savaş uçağını da çalıştıklarını anlatan Bayraktar şöyle devam etti. Akıncı 4 yıl sürdü. Bunun yanında insansız savaş uçağı projesi yaklaşık 10 yıllık hayalimiz. Akıncı'yı bugün askere uğurladıktan sonra çok daha büyük özgüvenle diyebiliriz ki artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz. Bir yandan da Akıncı'nın seri imalatı da devam ediyor. Bugün itibarıyla 9. hava aracını ürettik. Ama bunların hepsi seri üretim hava aracı değil. Bir kısmı prototip araçlar. Hızla devam ediyor seri üretim. Bayraktar TB2, 10 ülkeden fazla ihracat sözleşmesi imzaladı. Türkiye hariç 4 ülkede uçuyor. Biz zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Akıncı, tabii ki çok daha stratejik platform olduğundan, biz ilk tasarlamaya başladığımızda ve projenin ilerleyen safhalarında çok daha fazla ilgi gördü. Öncelikle kendi üretimimizi tamamlayıp, uçağı kalifiye edip, seri üretime hazır hale getirerek o talepleri değerlendireceğimizi söylemiştik. Akıncı'ya da ciddi bir talep var. Tahminim çok daha fazlası olacaktır. Daha üst sınıfta ve çok az bulunan bir hava aracı. Bayraktar, 9 Akıncı'nın 3-4 tanesinin prototip olduğunu belirterek 5. seri üretimin hattan indiğini söyledi. Ayda 1-2 hava aracı üretebildiklerini aktaran Bayraktar, hattında hızlanabileceği bilgisini verdi. Bayraktar, bu gibi ürünlerde geliştirme faaliyetinin daha fazla zaman aldığını dile getirerek, Bayraktar TB2'de de böyleydi. Yüzlerce hava aracı üretmek, bir tarafa o hava araçlarını geliştirecek tüm tasarımlarını yapmak ve bütün mühendislik alanlarındaki tasarımlarını bitirip kalifiye etmek çok daha büyük emek gerektiriyor. Akıncı'da da üretimi hızlandırmak nispeten daha kolay değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, insansız savaş uçağı hakkındaysa şu bilgileri paylaştı. İnsansız savaş uçağımız. Akıncı'da 100'den fazla bilgisayar var ve bunları biz tasarladık. Aslında bu uçağın bir robot. Bir taraftan baktığımızda kocaman gövdesi var ama bizim için kompleks bilgisayardan oluşan dijital bir robot. Bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm sistemleri bir anlamda başka bir vücuda aktarıyoruz. İnsansız savaş uçağı yaparken. Dolayısıyla bizim için bir adaptasyon meselesi sadece. Yazılımları belli oranda değişecek ve insansız savaş uçağını uçuracak. Bayraktar TB3'ün Bayraktar TB2'den daha büyük olacağını da aktaran Selçuk Bayraktar, kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabileceğini anlattı. Bayraktar, TB3'te ön tasarım aşamasının biraz daha ilerisinde olduklarını ifade ederek sürecin devam ettiğini söyledi. TB3'ün ilk uçuşunu 2022'de yapmak istediklerini bildiren Bayraktar, aslında gövdesini tasarlıyoruz. Uçuş bilgisayarları TB2'den aktarılacak. Yazılım adapte edilecek. Akıncı'dan da bazı sistemler aktarılacak. Nispeten bizim için gövdeyi geliştirip kalifiye etmek olacak. Önemli hususlardan biri de TB2'de kullanılan motor çok basit. TAI, çok güzel bir motor yaptı. Dizel. O motor, TB3'ün performans açısından önem arz ediyor. Yüksek performanslı bir motor. Havacılıkta rafta hazır motorlar yok diye konuştu. Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın daha stratejik görevlerde kullanılabileceğini dile getirerek, çok daha geniş bir yelpazede mühimmat ailesini taşıyabiliyor. Havadan yere, seyir füzesi, havadan havaya dahil bütün mühimmatları taşıyabiliyor. Görev kapasitesi çok yüksek. Diğer savaş uçaklarıyla insansız olması sebebiyle insanlı uçaklarla yapılamayan görevleri de yapabiliyorsunuz dedi.